Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا برسالة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لآخر السورة، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda İmanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun bir hayat yaşamayı ihsan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, kitabımızda Cenab-ı Hak ile Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir remiz, bir sembol. Elif, lam, mim. Tefsirlere baktığımız zaman vallahu a'lemu bi muradihi min zalik. Bununla anlatılmak istenen manayı en iyi bilen Allah'tır denir. Zalikel kitabu, şu kitap, elinizde tuttuğunuz, gönlünüzde muhafaza ettiğiniz, okuduğunuz, ezberlediğiniz, çocuklarınıza öğrettiğiniz bu ulvi eser, hayatınıza nakşettiğiniz bu eser, la raybe fih, kendisinde asla şek, şüphe, kuruntu, tereddüt olmayan bir eserdir. Bu Kur'an'ı eline aldığın zaman şüpheyi, kuşkuyu bırakacaksın. Hangi eser olursa olsun, acaba verdiğim paraya değdi mi? Acaba yazarı başarılı mı? Acaba bunu okusam ne kadar faydalı olur? Kuşku, tereddüt aklınıza gelebilir. Ama bu Allah'ın kitabıdır. Zalikel kitab. Buradaki zalike şu kitap derken tebcil ve takdir ile anlatılmaktır. Kendisinde asla tereddüt, kuşku olmayan bir kitaptır. Allah tarafından indirildiği hususunda asla şüphe yoktur. Önce şüpheyi, kuşkuyu, şüpheciliği bırakacaksın. Kur'an okurken tam anlamıyla teslim olacaksın. Ama ancak, fakat, lakin demeyeceksin. Allah'ın kitabı sana tebliğ edildiğinde baş tacı edeceksin. Peki nedir Kur'an-ı Kerim? Tarifle başlıyor. Bir şeye, bir konuya başlarken bir tarif yapılır. Kur'an-ı Kerim nedir? İki kelimeyle tarif ediyor. Huden lil muttaki. Takva sahipleri için kılavuzdur. Rehberdir, delildir, yol göstericidir. Takva sahipleri için hidayet rehberidir. Hidayeti, hak yolu gösteren kitap.
Birinci daha Fatiha'da ihdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi en doğru yola ilet. En doğru yolu bize göster. En doğru yolu, hidayet yolunu nasip eyle. İşte hemen arkasında hidayet yolu. Önce sırat-ı lezzine namte aleyhim. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, Allah'ın kendilerine ikram ettiği kimselerin yolu ve bu yolda yürüyenler de huden lil muttakîn. Takva sahiplerinin hidayet rehberi, Kur'an-ı Kerim'i izleyen kimseler. Peki niçin huden lil mu'minîn denmedi de huden lil muttakîn? Müminlerin kılavuzu değil de takva sahiplerinin. Çünkü her Müslümandan takva sahibi olması istenir. Her Müslüman takva sahibidir. Ama derece derece. Takvada artı bir derece, artı yüz derece, derece derece. Takva iki ayrı anlama gelir. Ama biz daha çok Allah korkusu manasında anlamışız. Doğrudur ama eksik. Takva Allah korkusu demektir. İslami hassasiyet demektir. İslami duyarlılık demektir takva. Takva müminin gözünün yaşarması demektir. Takva müminin lokmasının helal olması demektir. Takva müminin, mümin kulun İslami endişe, imani kaygı duyması demektir. Gönlünün, kalbinin titremesi demektir. Takva daha iyi bir Müslüman olma kararlılığı demektir. Takva Allah'tan korkun. Allah'ın azabından korkun, Allah'ın gazabından korkun, dünyevi ve ukrevi cezalarından korkun demektir. Ama aynı manada takva sakınmak demektir. Vikaye kökünden geliyor. Sakınmak, sakının. Evet, takva konusu çok önemli konu. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor kitabımız. Ve takva sahiplerinin mükafatları, dereceleri anlatılıyor. La yeblugul abdu en yekune minel muttakîn hatta yeda'a ma la be'se bihi hadran lima bihil be'se. Bir takva tarifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinden. Kul belki mahzurlu, belki sakıncalı olur korkusuyla. Sakıncalı olmayan, haram olmayan şüpheli şeyleri terk etmedikçe takva sahiplerinin derecesine erişemez. Müslüman haramı terk edecek. Daha küçük yaşta 3 yaşındaki çocuğa helal ve haram duygusunu öğretmek durumundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz torunu Hazreti Hasen'e 3 yaşındayken helal haram duygusunu öğretmişti. Zekat hurmalarından bir hurma aldı. Peki 3 yaşındaki çocuğa nasıl dersiniz? Kih kih dedi. Kirli dedi peygamberimiz. Kirli. Halbuki temizdi. Niye kirli? Bütün haramlar kirlidir onun için. Bütün haramlar çirkindir onun için. Kirli dedi çocuğa. Pis. Çocuk elindeki hurmayı attı. Bilmiyor musun biz Muhammed ailesi sadaka yemeyiz dedi. Daha çocuğa, 3 yaşındaki çocuğa helal ve haram duygusunu öğretmişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu bir tavsiyedir. Küçük yaştan itibaren helal nedir? Haram nedir? Sevap nedir? Günah nedir? Hayır nedir? Şer nedir? Çocuğun anlayacağı tarzda onun seviyesine inerek, yani ateşe şöyle elini uzatsa 2 yaşındaki çocuk ne dersiniz? Ateştir, yakar demezsiniz. Ne dersiniz? Cız dersiniz. Öyle öğretirsiniz. Cız. Şu ütüye yaklaşırken, biraz daha fazla yaklaşınca, elini dokundurmasa bile o ateşin tesirini anlayacaktır. Sıcağı soğuğu öğrettiğimiz gibi evladımıza helal ve haramı öğretmek durumundayız. İttekullah diyerek başlardı hutbeleri Peygamber Efendimizin ve sonra ittakullah diye sona ererdi. İstisnasız her konuşması, her vaazı, her sohbeti aleyhissalatü vesselam Efendimizin her hutbesi Allah'tan korkun diye başlar. Allah'tan
korkun diye biter. Evet. Takva, iman birbiriyle doğru orantılı. Ne kadar imanlıysanız o kadar Allah korkusu ve Allah sevgisi taşırsınız. Ne kadar Allah korkusu ve sevgisi taşıyorsanız o kadar imanlısınız demektir. Kur'an-ı Azimüşşan'da onlarca ayet-i kerimede takvaya işaret edilir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim gerçekten Allah'tan korkarsa, kim gerçekten hassas, titiz bir Müslüman olursa, iki büyük mükafat vardır. Daha dünyevi mükafatı takvanın. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah ona bütün işlerinde bir çıkış kapısı, bir çözüm yolu yaratır. Problemli, sıkıntılı, karışık işleriniz var. Bir türlü halledilmeyen davalarınız var. Anlaşmazlıklar. Hassas, titiz bir Müslüman olmanız halledilmesine vesile olacaktır. Çok önemli problemi olanlar namaza durardı, dururdu. İki rekat namaz kılar, ellerini açar, ya Rabbi kolaylaştır derdi. Borcunuz varsa sadaka verin. İşiniz çoksa önce bir iki rekat namaz kılın. Bir hacet namazı kılın. İhtiyacınızı önce Cenab-ı Hakk'a arz edin, sonra sebeplere sarılın. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim takva sahibi olursa, hassas, titiz bir Müslüman olursa, Allah ona bir çözüm yolu, bir çıkış kapısı yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Hiç beklemediği, hiç ummadığı yerden bir rızık nasip eder. İş arayanlar, iş bulamayanlar, ibadete, taate, hayra yönelmelidirler. Sebeplere sarılacak, diplomasını alacak, bir takım eğitimini görecek, o ayrı bir konu. Ama biz manevi yönü ihmal edersek, bütün sebeplere sarıldığımız halde bile olmayabilir. Takvada ilerlemesi lazım Müslümanın. Hassas, titiz bir Müslüman olması, nafile ibadetler takvada derecenin artmasına sebeptir. Nafile namazlar, kuşluk namazı, teheccüd namazı, evvabin namazı, hacet namazı, istihare namazı, hep bunlar tavsiye ediliyor. Nafile oruçlar, pazartesi, perşembe günü oruçlar, sadaka, hayır, iyilik, vakıf, yardım, dul, yetim, kimsesizlere destek ol. İşte bunlar takvada dereceyi arttıran hususlardır. Allah rızası için ihtiyaç sahibi kardeşimize borç verme, onun işini görme, takva meselesi. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin torunu, itikaftaydı. Yani Ramazan'ın son 10 gününde mescide kapanmış, ibadet, taatle meşguldü. Kur'an-ı Kerim okuyor, zikrediyor, nafile namaz kılıyor. Gece az uyuyor ve ihtiyacını, yeme ihtiyacını birileri karşılıyor. Mescid-i Nebevi'yi terk etmek caiz değil. Ramazan'ın 20. günü akşamı başlar, bayram gecesi biter. Bir genç geldi. Dedi ki ben şu cami çıkışında bir dükkanda iş için başvurdum. Eleman alacaklardı, ilan etmişler. Ama bana iş vermediler. Siz tavsiye ederseniz sizi kırmazlar. Peygamber Efendimizin torun. Buyur gidelim dedi. Mescid-i Nebevi'den çıktı, dükkana gitti. Bu genç dedi, bu işin ehlidir, ahlaklıdır. Tanıdığım bir genç. Ticaretinde de, iş hayatında da, ibadetinde de, imanında da sağlam bir genç. Ben kefil oluyorum dedi. Dükkan sahibi ısrarlara rağmen gencin teklifini kabul etmeyen dükkan hemen işe başlasın dedi. Çünkü aracı Peygamberimizin torunuydu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Hasan
döndü tekrar itikaf ibadetine devam etti. Arkadaşları dediler ki senin itikafın bozuldu. İtikafın şartı nedir? Mescitten dışarı çıkmamak. Sadece abdest tazelemek için çıkabilirsiniz. Yemek için çıkmanız bile caiz değil. Yemek mescide gelmedi. İftar ve sahur yemekleri. Ben dedi ibadetteydim. İbadetimde eksiklik olmadı. Ben bir mümin kardeşimin işini gördüm. Ona iş buldum. Men kâne fî avni ehîhî kâne allâhu fî avnihî. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim mümin kardeşinin yardımında olursa Allah da ona yardım eder. Ben ibadetteydim. Müslüman kardeşine yardımcı olmayı ibadet bilen bir anlayış. Takva budur. Takva sadece yakasız gömlek, sakal, çarşaf vesaire değil. Elbette İslami kıyafet tavsiye edilir. Bunu küçümsemek, önemsememek mümkün değil. Ama bununla beraber, şekli şartlarla beraber ruhani ve manevi şartlar da ihmal edilmemelidir. Yani hayatın her alanına yansıyan bir takva duygusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnel halale beyin. Ve innel harame beyin. Helal belli, haram belli. Bu Müslümanlardan helal ve haramı bilmeyen yok. Ve beynekuma umurun müştebihat. Ama aralarında karışık, şüpheli, herkesin bilemeyeceği bir takım hususlar var. La ya'rifuha kethiru minen nas. İnsanların pek çoğu bu şüpheli şeyleri bilemez. Helal mi haram mı olduğunda tereddüt ettiğiniz konular olabilir. Yeni gelişen olaylar olabilir. Peki bu konuda izlenecek yol nedir? Femen ittaka şubuhati fekad istabra li dinihi ve irdi. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Kim şüpheli şeylerin içine düşerse harama düşer. Şüpheli, kuşkulu. Kimi böyle fetva veriyor, kimi böyle fetva veriyor. Kalbiniz mutmain değil. Şüpheli olan şeyden sakınmanın adı takvadır. Takvanın bir üst derecesi var ki o hiç minberlerde, kürsülerde, mihraplarda hiç gündeme gelmez. Çünkü daha bir hassas derecesi. Vera derecesi. O nedir? Mubahları azaltmak. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. İnsanlarla az meşgul olmak. Dünyaya az meyledip ahirete kendini verebilmek. Vera derecesi bu. Bambaşka bir derece. Allah'ın en seçkin salih kullarının derecesi. Rabbim takva sahibi olmayı nasip ve müyesser eylesin. Çok yanlış bir anlayış. Ben takva sahibi olamam. Biz fetva ile amel ederiz. Anlayışı çok yanlış bir anlayış. Her Müslüman takva sahibi olmak zorundadır. Her Müslüman sakınmak zorundadır. Haramlardan, şüpheli şeylerden, mekruhlardan uzak durmak zorundadır. Takva konusu sahabe-i kiramı meşgul etti. Takva o kadar üzerinde duruyor. Fettekullâhe vettekullâhe hakka tukâti. Ya eyyühellezi âmenü ittekullâhe hakka tukâti. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla kork. Bu ayet indiğinde sahabe-i kiram ağlamaya başladı. Efendimiz'e geldi, ya Resulallah, hakkıyla takva sahibi olmak, gerçek anlamda takva sahibi olmak çok zor. Çok hassas mümin olmamız istiyor. Bunun üzerine fettekullaha mestetatüm ayeti geldi. Gücünüz yettiği kadar, yapabildiğiniz kadar, elinizden geldiği kadar takva sahibi olun. Sahabe-i kiram rahatladı. İlk ayeti kerime hakkıyla takva sahibi olun. Gerçek anlamda takva sahibi olun. Ayet-i kerimesi sahabe-i kiramı ürkütmüştü. Ondan sonra elinizden geldik. Ne demek elinizden geldik? Yeterli görün demek değil. Yani yapabildiğiniz kadar yine takvada derece almaya gayret edin. Sahabe-i kiramın Übey ibn-i Ka'b var.
Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Seyyidül Müslimin dediği seçkin hafızlardan biri. Kurra hafızlardan biri. Übey İbni Ka'b. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı. İnnallâhe emarani en akra aleyke lem yekunillezîne keferû. Beyyine suresini sana okumamı Rabbim bana emretti. Cebrail aleyhisselam geldi. Ümmetinden Übey İbni Ka'b'dan lem yekunillezîne keferû Beyyine suresini dinle dedi. İsim vererek Übey İbni Ka'b hayret etmişti. Ava semmanillahu tebareke ve teala. Rabbim benim ismimi verdi. Evet, senin ismin bana verildi. Senden bu sureyi dinlemem emredildi. Cenab-ı Hak tarafından isminin anılması bir hafız için bundan daha büyük derece yok. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra böyle kendine gelince okumaya başladı. Übey İbni Ka'b radıyallahu anh. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Ya Resulallah, ben salavat-ı şerifi çok seviyorum. Dualarımın üçte birini salavata ayırsam ne buyurursunuz? Mümkünse daha fazla ayır dedi. Ya Resulallah, dualarımın üçte ikisini salavat-ı şerife ayırsam daha fazla ayır dedi. Ya Resulallah, duamın tamamını salavat-ı şerife ayırsam. İzen yükfâ hemmuk ve yugfere zembu. Eğer tamamen duanı salavat-ı şerife ayırsam. Bu ne demektir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Sadece salavat getiriyorsunuz. Dualarında sadece salavat getirsen hiçbir derdin kalmaz, hiçbir günahın kalmaz. Bir insanın iki derdi vardır. Bir dünyevi dertleri, bir uhrevi dertleri. Endişe, kaygı, dert, tasa kalmaz. Salavat-ı şerif. Ne kadar dua, ne kadar edersin. Ve Cenab-ı Hak günahını affeder. Übey İbni Ka'b sadece salavat-ı şerife ile dua ederdi. İşte bu zat, bu değerli zat. Ensardan, sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu çağırdı. Dedi ki takva nedir? Takva kelimesi herkesin bildiği bir kelime. Sakınmak demek Türkçesi. Takva sakınmak demek. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu biliyor. Ama Kur'an'la meşgul olan insanlar, bunlar beş ayet ezberler. Onları manasını anlamadan, yaşamadan İkinci beş ayet ezberlemez. O günkü hafızların metodu bu. Yani anlayarak ve yaşayarak Kur'an'la iç içe olarak İslam'ı yaşama, öğrenme gayreti vardı. Onlar sadece Kur'an-ı Kerim'i bir metin olarak okumadılar. Kelime kelime değil. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ın yaşandığını gördüler. Kur'an ellerinde bir mushaf olarak yoktu. Hayat olarak vardı. Hayatları Kur'an'ın ta kendisiydi. Sabah akşam öyle özellikle gece namazlarında sürekli Kur'an okurlardı. Medine-i Münevvere'ye girenler arı uğultusu gibi her evden Kur'an sesinin geldiğini duyarlardı. Gündüz geceleri Kur'an okur, gündüzleri okudukları Kur'an'ı hayatlarına yansıtırlardı. İnnemel mu'minune ihva. Müminler kardeştir diyoruz biz. Ama bu kardeşliğin gereğini yapmıyoruz. Bu ayeti okuyan o gün boyunca o kardeşliği yaşıyor. Takva nedir diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu dediğimiz şahsiyete Übey, ismi Übey. Übey İbni Ka'b'a sordu. Takva nedir? Dedi ki ema selekte tarikan zâ şevkin ya Ömer. Hiç dikenli bir yola girmedin mi? Çölde böyle deve dikeni derler. Büyük dikenler olur. Develerin rahatsız olduğu dikenli bir arazi, bir bölge dikenli. O dikenli bölgede develer bile rahatsız olur. Dikenli bölgenin etrafını dolaşacaksınız veya dikenlere batmamaya çalışacaksınız. Ema selekte tarikan zâ şevkin ya Ömer. Hiç dikenli bir yola girmedin.
Naam selektuha. Evet girdim. Zaman zaman böyle dikenli arazilere girdiğimiz olur. Femâze fealteyden. Peki ne yaptın? Dikenli arazide ne yaptın? Teşemmertu ve ctehed. Elimi ayağımı sıvadım. Aman dikenlere batmamaya çalıştım. Fe zâket tuka. İşte takva budur. Takva nedir? Dikenlere batmamaya çalışmak. Edebi bir üslupla anlatayım. Güncelleştiriyoruz. Takva çamurlara batmamaya çalışmaktır. Çamurlu bir yerde. Çünkü çamur vardır normal çamur. Çamur vardır affedersiniz lağım çamuru. Farklı farklı. Çamurlara batmamaya çalışmaktır. Daha çirkin ifadeyle haramlardan ve mekruhlardan uzaklaşmaktır. Takva sakınmaktır. Haram korkusu, şüphesi, kokusu varsa oradan uzaklaşmaktır. Müslüman haramlara karşı hassas, titiz olan insandır. Übey ibn-i Kâb'ın takva tarifi bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözlerini yaşartan bir hassasiyet. Mümin farz ibadetlerden daha güzel bir şekilde Rabbine yaklaşamaz. Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için birinci şart farz ibadetlerini yerine getirmesi. Ama ondan sonra kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Hatta o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Takva demek gözü yaşlı olmak demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası Allahümme inni euzü bike min aynin la tedma ve min kalbin la yakşa ve min nefsin la teşba ve min davetin la yüstecabu leha. Yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınır. Yani gözlerimiz yaşarmazsa, kalplerimiz ürpermezse, hırs, tamahkarlık, açgözlük bize hakim olmuşsa, dualarımız kabul olmuyorsa, işte bir problem var demektir. Takva problemi var, takvasızlık problemi var. Peki bunun çaresi nedir? Dört tane tehlike. Yaşarmayan göz, duygulanmayan kalp, doymak bilmeyen, aç gözlü, hırslı, menfaatçi, çıkarcı bir nefis, kabul olunmayan dualar. Çare nedir? Bu tespit, bu teşhis. Çare Allahümme âti nefsi takvaha. Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Allah'ım şu nefsime takva duygusunu sen ver ya Rabbi. Allahümme âti nefsi takvaha. Ve zekkiha ente hayru men zekkiha. Gönlümü kirli duygulardan sen arındır ya Rabbi. Gönlümü, kalbimi kirli duygulardan arındıracak tek varlık sensin ya Rabbi. Ente veliyyuha ve mevlaha. Benim gönlümün, kalbimin tek dostu, yegane dostu, tek sahibi sensin ya Rabbi. Yani Müslüman takvada ilerlemeye gayret ederken Cenab-ı Hak'tan da sürekli takva için yalvarışta, yakarışta bulunacak. Dünyalık ister Müslüman. Ama bunun yanında şifa ister, yardım ister, rızık ister. Bunun yanında Cenab-ı Hak'tan takvada derece almayı isteyecektir. Abdurrahman bin Avf Kabe-i Muazzama'yı dua, tavaf ederken tek bir dua yapıyor. Allahümme kıni şübha nefsi. Allah'ım şu nefsimin açgözlülüğünden, tamahkarlığından beni koru ya Rabbi. Millet açgözlü olmuş. Millet çıkarcı. Millet menfaatçi. Ve men kâle heleken nâs fehu ehlekuhum. Millet şöyle oldu, böyle oldu diyenler kendisi daha perişandır diyor Peygamber Efendimiz. Sen milleti değil, aynayı kendine tut, ben de. Ben niye açgözlüyüm? Ben niye veremiyorum? Ben niye ikram edemiyorum?
Ben niye yardım edemiyorum? Ben niye destek olamıyorum? Ben aynayı kendimize tutmak mecburiyetindeyiz. Tavaf boyunca bir dua. Allah'ım, nefsimin aç gözlülüğünden, hırsından sana sığınırım ya Rabbi. Bir başka tavafta bir başka dua. Allahümme kini fesade kalbi. Bu cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden biri olan zengin sahabi, ikramsever sahabi Abdurrahman bin Avf'ın duası. Allahümme kini fesade kalbi. Şu kalbimin fesatçılığından sen beni koru ya Rabbi. Komşum var fesatçı. Amcanın oğlu fesatçı. Şu fesatçı arkadaşım. Bırak onları. Sen niye fesatçısın? Kalbimin fesatçılığından, kalbimin çürümesinden, maneviyatsızlıktan, namazsızlıktan, Kur'ansızlıktan beni koru ya Rabbi. Kalbimiz fesat dolu, cıvık cıvık. İşte kalbimizin ıslahı için dua edeceğiz. Kalp doktoru derlerdi eskiden. Tasavvuf erbabına, gönül erbabına, kalp doktoru. Kalplerimizde, basiretimizde, ferasetimizde, imanımızda, takvamızda problem. Kalbimizi Rabbim ıslah eylesin. Güzellikle niyetimizi, gayemizi, amacımızı salih eylesin. Salih amel, salih niyet, salih gaye nasip eylesin. Evet, aynayı kendimize tutmak mecburiyetindeyiz. Sahabe-i kiramın durumu bu. Bu zengin Müslüman Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh iftar sofrasına oturmuştu. Tabi bizim gibi iftar sofraları yok ama diğer Müslümanlara göre biraz daha farklı bir sofra. Sofraya oturdu, eskileri hatırlamaya başladı. Ammarları, Yasirleri, Mus'abları hatırlamaya başladı. Mus'ab İbni Umeyr dedi. O zengin, genç, yakışıklı Müslüman. Uhud'da şehit olduğunda onu kefenleyecek kefen bulamamıştı. Elbisesini örttük, ayakları açık kaldı. Ayaklarını örttük, başı açık kaldı. İzhir otlarıyla örttük, öyle kefenledik dedi. Ağlamaya başladı ve bir cümle söyledi. Ahşa, korkuyorum. En tekune kad uccilet lena hasenatuna fid dünya. Dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığının bu dünyada verilip de ahirette eli boş kalmaktan korkuyor. Bugün zengin Müslüman ne diyor? Herhalde Allah'ın katında, Allah nezdinde bir seviyemiz var ki Allah bu nimetleri veriyor diyor. Yani biz Allah'ın sevgili kulu olmasak bunları Cenab-ı Hak bize vermez diyor. Yani dünya malında durumunun iyi olması elbette şükre vesiledir ama sahabi Abdurrahman bin Avf korkuyorum diyor. Yaptığımız bazı hayırların karşılığı dünyada veriliyor da ahirete bir şey kalmayacak diye korkuyor. Anne babaya iyilik, hayırsever insana Cenab-ı Hak dünyada saadet verir, imkan verir. O manada Cenab-ı Hak lütufta bulunur. Ama mümin korku ile ümit arasında olmalı. Beynel havfi ve raca. Korku ile ümit. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, fadlını, lütfunu, cennetini arzu etmeli, beklemeli ama onun azabından, gazabından dünya ve ahirette korkmalıdır. Korku ile ümit arasında olmak ehli sünnetin çizgisi. Evet, takva demek, sakınmak demek. Takva korkmak demek. Takva çekinmek demek. Haramlardan çekinmek demek. Namahreme el uzatmamak demek. Başkasının namusuna göz dikmemek demek. Başkasının malında gözü olmamak demek. İttekillâhe haytümâkün. Genç sahabilere Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. İslam sadece cami içinde değil, bütün hayat boyunca yaşanmalı. Alışverişte, eğitimde, sağlıkta, yönetimde takva sahibi olmak. Gözü yaşlı olmak, titremek. Ve Cenab-ı Hakk'a gecenin bir bölümünü ayırabilmek, dua etmek, tevbe etmek, her gün, her fırsatta Allah'a yönelebilmek, takva sahibi olmak. İttekillâhe haytümâkün. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülük, bir yanlışlık,
bir günah işlediğinde hemen ardından bir iyilik, bir hayır işte ki onu silsin. Bilerek veya bilmeyerek hatalarımız oluyor, kusurlarımız oluyor. İşte bunu silmemiz gerekiyor. Hayır işleyerek, ibadet işleyerek, dua ederek, tevbe ederek Müslüman kardeşlerimize yardımcı olarak o günahı silmemiz gerekiyor. Bir başka tavsiye, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ İnsanlara güzel ahlak ile davran. Rabbim bunu nasip eylesin. Takva sahibi müminler olmayı Rabbim bizlere ihsan eylesin. Her mümin Allah korkusu, Allah sevgisi noktasında hissedar olmak durumundadır. Gözü yaşlı olacak, ibadetinde hassas olacak. Ya ben bu sabah niye kalkamadım diye ağlayan Müslüman, çocuğum niye namaz kılmıyor diye gözyaşı döken Müslüman, kızımın başını örtemedim diye sıkıntısını, kaygısını, endişesini duyan Müslüman, dünya Müslümanları perişan, çaresiz, yardımsız, niye biz yardımcı olamıyoruz diye dertlenen insan, suçu idareciye, suçu başkasına değil, ben de bu manada 3 milyar Müslümandan biri olarak ben de sorumluyum diyen Müslüman, işte dünya Müslümanların derdini çekebilen Müslüman, genç kardeşinin hatasını gördüğü zaman ona el uzatan Müslüman. Hani demişler bir zata, ya bir kardeşim namaz kılmıyor, cezası nedir? Yapılacak olan şey nedir? Onu tutup kolundan camiye getirmektir. Biz hemen cezayı düşünüyoruz. Bir hata işleyene ceza vermek değil, onu o hatadan uzaklaştırabilmek, onu kazanabilmek, onu İslami çizgiye davet edebilmek, onu ikna edebilmek, genç insanı uyarabilmek. Gençler de uyarıya muhtaçtır, yaşlılar da, çocuklar da, kadınlar da, erkekler de. Hepimiz bu manada muhasebe yapmalıyız. Sözlerimi Hazreti Ömer'in o güzel tavsiyesiyle bitiriyorum. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Bir gün hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Rabbim kendisini, amellerini, durumunu hesaba çeken, düşünen, kendisine yalvaran, yakaran mümin kullarından eylesin. Ülkemizi, bütün İslam dünyasını savaş, terör, fitne, fesat, her türlü felaketlerden emin eylesin. Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına karşı dikkatli ve uyanık olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim rızasını kazanmaya vesile olacak amellere muvaffak eylesin. Takva yolunda derece alanlardan eylesin. Rabbim affına, mağfiretine, yardımına, lütfuna, ihsanına bizleri layık eylesin. Rabbim gözlerimizi, kulaklarımızı haramlardan muhafaza eylesin. Elimizi, ayağımızı haramlardan muhafaza eylesin. Helal lokma yiyen, helal lokma yedirenlerden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.